Muhterem dava arkadaşlarım. Yaşanan gelişmeler karşısında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü zirvesi 13 Aralık'ta İstanbul'da toplanmıştır. Altını kalın olarak çiziyorum ki bu zirvede alınan kararları aynısıyla destekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve katılımcı diğer ülkelerin temsilcilerine teşekkür ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın tavizsiz duruşu umut vermiştir. Şunu bir defa ifade edeyim ki bu teşkilat kuruluş amacına tam manasıyla uygun hareket etmiş, yani Kudüs'ün kurtuluşuna bağlı ve sadık kaldığını bir kez daha dünyaya ispatlamıştır. 9 Aralık 2017'de Antalya'da demiştim ki Türkiye'nin öncülüğünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın zirve başkanı sıfatıyla 13 Aralık 2017'de İstanbul'da gerçekleşecek İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı tarihi önemdedir. Bu toplantı mutlaka desteklenmelidir. 57 İslam ülkesi arasındaki ilişkiler güçlenmeli. Bunlar gereken tavırlarını ABD'ye ve İsrail'e karşı mutlaka göstermelidir. Önemli diyorum ki Filistin başkenti Doğu Kudüs bağımsız ve egemen bir devlet yapısıyla kabullenilmeli, tanınmalı, ilanı yapılmalıdır. Ve de İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul Deklarasyonu adıyla yayınlanan sonuç bildirgesinde Filistin'in başkenti Doğu Kudüs bağımsız ve egemen bir devlet yapısıyla ilanı yapılmıştır. Doğru olanı da budur, kesinlikle budur. Bu aşamadan sonra 14 Aralık'ta yapmış olduğum basın açıklamasında aynen vurguladığım gibi görev alanı Doğu Kudüs ile Filistin ulusal yönetimine bağlı bulunan Batı Şeria ve Gazze'den oluşan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu resmen büyükelçilik seviyesine çıkarılmalıdır. Bu çerçevede İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kararına binaen diplomatik misyonumuz Doğu Kudüs'te büyükelçilik olarak belirlenmeli, şekillenmeli ve temellendirilmelidir. Buna 57 İslam ülkesi aynısıyla iştirak etmelidir. 2019'da Kambiya'da yapılacak 14. İslam İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısına kadar İslam ülkelerinin diplomatik temsilciliklerini Doğu Kudüs'e taşımaları konusunda samimi, tavizsiz ve kararlı adımlar kesinlikle atılmalıdır. Bu konuda çaba gösterecek, mücadele edecek Cumhurbaşkanı ve hükümete üstün başarılar diliyorum. Desteğimizin tam olduğunu söylemeyi milli ve manevi bir görev addediyorum. Harem-i Şerif sancağının düşmemesi hususunda sorumluluğumuz neyse onu yapacağımızdan herkes emin olmalıdır. Hayatımıza ve siyasetimize yön veren maddi güçler değil, fikri, milli, manevi ve ahlaki değerlerdir. Biz de bunun gereğini gönül huzuruyla yaptık, yapıyoruz. Müslüman Türk milletinin ön şartsız tercümanı oluyoruz. Bu arada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul zirvesini sulandırmaya çalışanlarının varlığını görmekten hicap duyduğumu da huzurlarınızda ifade etmek istiyorum. Bildik ekran yorumcularının, tezatların maskarası olmuş bazı sözde aydınların gazetelerindeki köşelerinde kalemleriyle kuyu kazan bir kısım köksüzün neye ve kimlere hizmet ettiği meydandadır. Bunların tarifleri güdük ve topaldır. Dürüst ve nezih bir mizaçtan mahrumdurlar. Mutlu ve kokuşmuş bir azınlığın temsilcisi olarak her milli ve manevi meseleye kulp takarlar. Yalana sarılırlar, gerçekleri karalamak için uğraşırlar. Bunların aslında manen yıkanmaya, ruhen temizlenmeye ihtiyaçları vardır. Milletimizin ümit ve teselli kilidinin açılmasının önündeki en büyük bariyer olduklarını bilmeyen kalmamıştır. Emperyalizme onay verenler
mandacılığa göz kırpanlar, haklı davalarımızın savunulmasını çekemeyenler, bedenleri nereye ait olduğu ait görünürse görünsün, irade bakımından boyunlarına ihanetin tasma izi geçmiş bu devrin haçlı yanaşmalarıdır. Biz Kerkük deriz, bunlar Barzani sevdasına kesilirler. Biz Kaşgar deriz, bunlar aman Çin'i kızdırmayın ikazını yaparlar. Biz Kudüs'e Kudüs deriz, bunlar İsrail'in gözüne girmek için yarışırlar. Biz Kıbrıs deriz, karşımıza Rum palikaryası kostümüyle çıkarlar. Biz Kırım deriz, bunlar Rus havarisi kesilirler. Bunlar ki temiz bir vicdandan, halis bir imandan yoksun, katmerli ve damgalı hainlerdir.